Orta Doğu'nun hali ortada. Dünyanın çivisi çıktı. Şimdi nereden ne geleceği, ne zaman kimin hangi dengesizliği yapacağını kestirmek çok zor. Zira biz pek çok zaman işte son dönemlerde Afganistan, belki Suriye, Libya üzerinden Orta Doğu'daki karışıklıkları falan konuşurken Ukrayna çok hareketli. Bir süredir hareketliydi ama iş başka bir mecraya taşınıyor. NATO'nun Letonya'da yaptığı Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya'ya peş peşe uyarılar geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Rusya'nın olası bir saldırısının sonuçları olacağını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rusya ağır bedel ödemek zorunda kalır dedi. Bölgede tansiyon tırmanıyor. Biz de konuşalım istedik. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yarın Lavrov'la Blinken bir araya gelecekler. Stockholm'da yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum. Önce Washington'a gidelim. Orada ne konuşuluyor Ali Çınar'a soralım. Sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Konuklarımı hemen tanıtayım. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, İstinye Üniversitesi Gülsal Direktörü İsmail Hakkı Pekin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar konuklarım. Hoş geldiniz. Çetin, hoş geldiniz. Ali Çınar, sizle başlayalım. Amerika'nın endişesine sıcak çatışma bekleniyor mu? Amerika'da bu iş böyle konuşuluyor mu? NATO yani sert mesajlar veriyor ama olası bir çatışmada devreye girer mi? Geçmişte yaptıkları, yapacaklarının teminatıysa Ukrayna'nın hali ne olur, nice olur? Orada ne konuşuluyor? Buyurun. Öncelikle Amerikan medyasında çıkanları belirtebiliriz. Manşetler şu şekilde: Putin Batı'yı uyardı. Diğer bir manşet, Ukrayna Rusya'nın işgali durumunda NATO'ya yaptırımlara hazır olma çağrısında bulundu. Aynı şekilde de Amerikan hükümeti, Biden yönetimi Putin'i uyardı tarzında, hep uyardı, endişeliyiz. Bu tarzda mesajları görüyoruz. Ağırlıklı olarak da son 2 gündür de Ukrayna devlet temsilcilerinin uyarılarını belirtiyor. Yani NATO ve Amerika bize acilen yardım etsin tarzında. Ama genele baktığımızda Biden yönetiminin çok fazla bir inisiyatif alacağı beklenmiyor. Hatta Biden yönetimine daha önceden destek veren emekli diplomat ve askerler bile Biden'ı eleştirdiğini söyleyebiliriz. Yani pasif kaldığı ile ilgili. O nedenle genele baktığımızda şu anda Biden yönetiminin en azından uyarılarla ve en kötü yaptırım silahlarını kullanmasını görebiliriz. Yani yaptırımı bir araç olarak Rusya üzerine gösterebilir. Ama Biden'la Putin'in yakın zamanda bir görüşmesi beklenmiyor. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Psaki yaptığı açıklamada şu anda planlanmış bir görüşme yok ama endişeliyiz mesajını verdi. Genele baktığımızda Washington'da hava son 2 aydır zaten çok endişe vericiydi. Yani Ukrayna'daki ortamdan ve Rusya'nın 100.000'e yakın askeri sınırı yığmasından dolayı bir tedirginlik vardı. Hatta 2 hafta önce Türkiye'den gelen savunma yetkilileriyle bile 1 saat Ukrayna konusunun konuşulduğunu söyleyebilirim. O nedenle burada tabii Türkiye'nin de durumu ve konumu çok önemli. Baktığımızda Mehmet Akif Bey, ben açıkçası Biden yönetiminin diyalog yoluyla ve açıkçası yaptırım size uygularız NATO ile beraber uyarısı dışında ben fazla adımının ve şansının olacağını görmüyorum. Ama şu da var, Ocak ortasına kadar Putin'in Ukrayna'da belirli bir askeri operasyonu başlayacağı ihtimalde çok yüksek olarak varsayılıyor. Yani Rusya'nın blöf yapmadığını ve Ocağa kadar böyle bir aksiyonun olabileceği ihtimal de var. O nedenle yarınki Lavrov-Blinken görüşmesi önemli ama burada sadece kuru endişeliyiz, uyarı yapıyoruz açıklamaları dışında Amerika'nın karada bilhassa fazla alternatifi yok. Zira Ukrayna'ya silah yardımında da Putin dün net şekilde biz sert şekilde tepkimizi gösteririz, askeri operasyon mesajını verdi. Ben genel olarak bu gelecekteki diyalog ve telefon görüşmelerinin %100'ünün önemli olacağını görüyorum. Aksi halde Ocak ortasına kadar Rusya'dan bir sürpriz gelebilir. Peki Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Washington'daki durum böyle. Şimdi bundan sonra ne olur? Ne kadar sahip çıkar? Hakikaten bir çatışma riski var mı? Bölgeye yansıması ne olur? Türkiye'yi ilgilendiren bir tarafı var mı? Var da yani var ama işte o süreçte Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye-Rusya, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna'ya SİHA satıyoruz. Bu süreçlerde kullanımına dair sıklıkla haberler paylaşılıyor. Bu Rusya ile ilişkilerimizi etkiliyor mu? Konuşalım, başlayalım. İsmail Hakkı Pekin, sizle başlayalım. Ne diyorsunuz? Bir risk. Evet, şimdi öncelikle lazım. Yani NATO'nun bir saniye. Seste bir problem var zaten. Seste mi sorun var? Bir baksın arkadaşlar. Tekrar tamam, devam edelim. Özür dilerim. Abdullah Ağar, buyurun, siz de başlayalım efendim. Öncelikle saygılar Akif. Tabii mesele NATO açısından ve Atlantik açısından sadece Ukrayna'nın doğusuna karşılık gelen şeritte cereyan edecek olması mı? Orayla sınırlı kalacak olması mı? Yoksa daha derinlere inecek olması mı? Yani benim anlayabildiğim kadarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili son derece önemli bir kaygı var. Yani bir şey olacak ama derinlemesine ilişkin kaygıyı mı konuşuyorlar? Bir şey olacak kesin ama şimdi, çok olmasın diye mi? Aynen. Yani onların kaygısı şu, Rusya'nın bir takım gizli planları olduğundan bahsediyorlar. Hatta bununla ilgili CIA'nin direktörü Kasım ayında Rusya'ya gitmişti. Orada bir takım müzakerelerde, hatta bir takım uyarılar demeyelim, tehdit diyelim, tehditlerde bulunmuştu. O tehditlerin başında da bu işgalin Rusya'nın ekonomisini çökerteceğini, hatta Rusya'nın Batı ile entegrasyonu veya Batı ile ilişkileri geliştirme konusunda tamamıyla sona ereceğine dair, enerji coğrafyasıyla ilgili karşı karşıya kalabilecekleri o tehditleri peşi sıra sıralamışlardı. Yani Rusya'yı caydırmakla ilgili bir niyetleri var, uğraşları var. Ama işe yarıyor mu? Yani şimdi 100 bin asker yığınak, yani ve bu yığınağa baktığımız zaman konvansiyonun ötesinde bir yığınak. Şimdi bu şöyle bir cümle. Rusya girdiği zaman, iş başladığı zaman nereye kadar gider ve bunu nerede durdurabilirler veya durdurabilirler mi? Şimdi ellerindeki tek koz Rusya'nın yaşamış olduğu veya yaşayabileceği ekonomik istikrarsızlıklar. Çünkü bu noktada yani ciddi bir savaş durumunda o bir koz mudur Abdullah Ağar? Hiç öyle gözükmüyor çünkü. Şimdi yok, hayır. Yani örneğin tabii Rusya'nın en büyük kaygılarından bir tanesi bana sorarsanız o. Şimdi öncelikli olarak çıkacak bir savaşı kendi bütçesine kadar taşıyacak, daha sonra karşı karşıya kalacağı yaptırımlarla nasıl mücadele edecek? Bir örnek vermek gerekiyor. Yani Rusya'nın ekonomisi biliyorsunuz özellikle enerji satımıyla doğrudan ilişkili. En son yaşanan petrol krizinde petrol fiyatlarının dibe vurmasıyla birlikte günlük zararlarının 150 milyon dolar seviyesine çıktığını söylemişti Rus yetkililer. Bu süreçte Putin Trump'tan destek istemişti, yardım istemişti. Bu son derece, çünkü yani günlük 350 milyon dolar yıllık bir rakama dönüştürülürse yaklaşık 120 milyar dolar gibi bir rakam ediyor ki böyle bir şey 17-18 milyon kilometre karelik bir ülkeye, toprağa bakmak zorunda olan Rusya'yı açıkçası çok silkeler, hatta batırabilir. Şimdi bu noktada tabii Çin ne kadar Rusya'nın yanında durur? Tabii onun en çok böyle bir küresel rekabette en çok güvendiği dostu Çin. Çin bu denklemde nasıl ve ne şekilde yer alır? Ve bunlar hepsi zaman içerisinde konuşulması gereken meseleler ama bir gerçek var. Yani benim okuyabildiğim Amerika Birleşik Devletleri'nin kaygısı sadece ihtilaflı olan alan. Yani gerginliğin kökeninde de bence bu var ve şu soruyor Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Eğer bir savaş başlarsa Rusları nasıl ve nerede durdurabiliriz? Müdahale eder mi? Yani Çin böyle duruyor mesela. Bir NATO müdahalesi ya da Amerika'dan, Avrupa'dan Ukrayna'ya somut destek olabilme ihtimali var mı? Yok. Ya şöyle düşünüyorum ben. Yani İsmail Hakkı Pekin içinden Ukrayna'yla, yok dedi. Biz duyduk bu arada. Ukrayna'yla Amerika Birleşik Rusya karşı karşıya gelirlerse, evet, yani askeri bir denklemde Ukrayna'nın evet direnebilir. Yani güçlü bir ordusu var aslında. Öyle mi? Ama ya bence güçlü bir ordusu var. Yani Ukrayna'yı küçümseyemezsiniz ama karşısında da Rusya var. Yani Kırım'da Rusya, olmadı mesela o. Efendim? Kırım'ın işgalinde, ilhakında çok hızlı bir şekilde ya, Kırım özel bir alan. Yani sonuçta büyük, yani bir halk oylamasına gidildi, referanduma gidildi. Yani demografik yapısı şimdiki bölge de öyle. Yani şimdi de Rus yanlarının bulunduğu bölgeden gidecek. Ama şimdi Ukrayna'nın direnç üretmesine sebebiyet verecek alan, asıl vatan. Şimdi bununla ilgili mücadele çok kıyasıya olur. Şimdi bu noktada NATO, şimdi tabii hiçbir taraf savaşın bir şekilde nükleer katmana sıçramasını istemez. Böyle bir şey dünyanın sonu olur. Konvansiyonel boyutta cereyan etmesi gerekir ki konvansiyonel bir savaşta Ukrayna direnebilir ama önde duramaz. Şimdi bu noktada NATO'nun fiziği kuvveti devreye girer mi? Hani NATO'ya çok veya Amerika Birleşik Devletleri'ne bu noktada çok güvenilmez. Çünkü yaptıkları açıklamalarda o doğrultuda. NATO'nun bir üyesi değil ama ortağımız. Yani böyle konumlandırıyorlar Ukrayna'yı kendi yanlarında. Yani ben şunu düşünüyorum bu noktada. Silahlı bir çatışmaya müdahil olmayız ama ekonomik anlamda yaptırımlarda bulunabiliriz veya işgalin veya istilalın bedelini Rusya'ya çok pahalı ödetmek için elimizden geleni yaparız ama ne zaman? Savaştan sonra. Allah aşkına şimdi, şeyi de merak ediyorum ya, Ukrayna NATO'ya üye olsaydı Amerika müdahale eder miydi sorusunu da merak ediyorum. Ona bile çok ihtimal vermiyorum. Yani Türkiye tecrübeleri sabit. Değil mi? Yani yapayalnız. Amerika ancak şey diyordur, iyi çok şükür ki NATO üyesi değil, en azından dışarıdan biz bu işi... Ukraynalılar da bunu görüyordur herhalde değil mi? Şimdi ama şöyle bir şey var Akif, Ukraynalılar bunu mutlaka görüyorlar ama Ukrayna'nın yem olarak kullanıldığı ve Rusya'nın bir şekilde zayıflayacağı veya devreden çıkartılacağı bir savaş Amerika Birleşik Devletleri işine gelebilir. Yani böyle de bir boyutu var. Çünkü krizleri sunmuş olduğu fırsatlar çerçevesinde... Yani bunlar birbirini yesinler, Rusya zayıflasın, Ukrayna'ya ne olursa olsun tabii, biz de rahatlayalım. Tabii bunu söyleyebilirler. Çünkü Rusya'nın açmazları var. Yani Rusya'nın en önemli sorunu, evet, 1.7 trilyon dolar seviyesinde bir gayri safi milli hasılası var. Bu nükleer gücü olan ülke için çok iyi bir performans değil. Peki. Bunu kullanacaklardır. Peki İsmail Hakkı Pekin, efendim buyurun siz ne dersiniz? Bu arada Türkiye ile ilgili kısmına birkaç cümle alalım. Türkiye'yi nasıl etkiler? Öncelikle iki konu var. Bunlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz Ukrayna ya da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Doğu Avrupa'daki topraklarını şeye doğru, NATO diyelim, şeye doğru genişletti, Ukrayna'ya doğru genişletti ve Rusya bundan rahatsız. Son olarak aldığı kararla da hem Polonya'ya ki bu 2022'nin başında tamamlanacak bir füze kalkanı sistemi, bir de Romanya'ya kurdu. O kuruldu, diğeri kurulmak üzere, bitmek üzere. Ve dolayısıyla böyle baktığımız zaman İNF dediğimiz orta menzilli füzeler anlaşmasından çıktı Amerika. Ve eğer biraz daha ileri giderse, NATO'ya girerse Ukrayna, bu takdirde Putin'in korkutuşu diyor ki ileri yerleştireceğiniz silahlarla, füze rampalarıyla Moskova'yı 7 dakikada vurur. Yani Moskova'yı vurmak için 7 dakikalık bize ikaz süresi kalıyor. Ve dolayısıyla bu ikaz süresini uzatmak istiyor. Onun için de değişik ikinci şeyi yapacak, vuruş yapacak sistemler geliştirdi. Eğer diyor o yeni yapılan o silah sistemler, yani sesten 3 misli giden, 4-5 misli giden füzeleri kullanırlarsa bu ikaz süresi 5 dakika. Ana korkusu bu Rusya'nın. Çünkü böyle bir üstünlük elde ettiğiniz zaman artık ondan sonra savaşmaya gerek kalmadan bu üstünlüğünüzü bir süre devam ettirebilirsiniz. Şimdi Rusya'da bunu yapıyor tabii. Bölgede Ukrayna'nın doğusu ve güneyini bu bölgedeki faydalanmak suretiyle demografik yapıdan faydalanmak suretiyle buraları devamlı katıyor. Ve buralar Odessa dahil Kiev'in bu meşhur Dniester'lerin döküldüğü, Karadeniz döküldüğü falan dahil buraları tamamı yani güneyini ve doğusunu alacak şekilde bir plandır. Hatta bu plana karşı yapılacak şeyler en son NATO toplantısında Savunma Bakanlar toplantısı Haziran ayında gözden geçirildi ve kabul edildi NATO'da. Bu hazırlıkları yapıyor. Ve NATO'nun tam olarak Doğu Avrupa'da teşkilatlanması bitmeden bunu bitirmek istiyoruz. Şimdi NATO'nun başka bir derdi, Amerika'nın başka bir derdi bizimle ilgili. Tek başına Rusya'yı kara gücüyle durduramayacağını biliyor. Zaten Amerikan kara gücü yok yani. Burada Ukrayna'nın kara gücü var. 200 bin civarında bir ordu. Durduramayacağını biliyorlar. Bildikleri için Rusya'yı Karadeniz'de bir şekilde meşgul etmeleri gerekiyor. Rusya'yı Karadeniz'de meşgul edecek, ona tehdit olacak bir lazım, bir plan gerekiyor. Bunun için de Türkiye'yi kullanmak. Nasıl? Türkiye'de bunu hayır. Nasıl Türkiye? Şöyle söylüyor. Montreux'u biraz daha gevşeteceğiz. Ece sınıfı hava savunma gemilerini biraz daha içeri sokacaklar. Ve yine Türkiye'nin liderliğinde bu bölgede bir daimi kara gücü, deniz gücü oluşacak. Karadeniz deniz gücü oluşacak. Ve dolayısıyla bu bölge ister istemez NATO'yu, Rusya'yı güneyden tehdit ediyor. Biz bunu niye yapamıyoruz? Evet. Amerika dede ağacı asker gönderirken, PKK'ya silah verirken. NATO konusu. NATO diyor ki, NATO'dasanız böyle bir durum var. Dolayısıyla bu konuda bize yardım etmiyor. Asıl sorunu bu. Şimdi eğer Rusya, mesela şu anda Amerika bir iş daha yapsa, Rusya büyük ihtimalle yapacak, harekat başlatacak ve doğusu zaten bir kısmı gitmiş vaziyette. Ukrayna'nın doğusu bir güneyi, Odessa dahil olmak üzere Rusya'nın eline geçecek. Yani böylece Ukrayna ikiye bölünür. Şu anda hedeflenen Ukrayna ikiye bölünür. Bunun olmaması için Türkiye'nin Karadeniz'de Rusya'ya tehdit oluşturması. Rusya'da Karadeniz'de Türkiye'ye tehdit oluşturmak istemiyor. Yani başına bela almak istemiyor. Doğal olarak yani. Doğal. Şimdi Amerika'nın bizi zorlamasının nedenleri bunlar. Yani ısrarla Türkiye'yi genişletilmiş Karadeniz adı altında bu işe sokmak lazım. Ne güzel iş ama ya. Yani hem Patriot vermeyeceksiniz, satmayacaksınız. Hem PKK'ya destek vereceksiniz. Hem Yunanistan'da dede ağaca bunları yapıp her türlü Türkiye'ye yaptırımı uygulayacaksınız. Hem de Rusya'yla karşı karşıya geldiğinizde sen bir de bize ön karakol ol, piyon gibi öne süreceksiniz. Bir taraftan, çok tatlı Amerikalılar gerçekten. Bir taraftan Baltık'ta hazırlık yapıyor. Bir taraftan Doğu Avrupa'da hazırlık yapıyor. Doğu Avrupa'daki ayağı dolayı eksik. Karadeniz'deki ama hiç kendi gelmiyor değil mi? Yani oradan Ukrayna'yı sürüyor, sen burada ezil diyor. Tabii. Buradan Yunanistan'a, Türkiye'yle sen Karadeniz'de ezil. Ben güzel. Ben gemi göndereyim diyor. Ece sınıfı gemi göndereyim. Tabii. Ben diyor radar vereyim. Ben füze rampalarını vereyim. Lazım olursa ama F-35 vermeyeyim. Patriot vermeyeyim. Çok güzel. Böyle bir sıkıntı var. Vaktim darmış. Yani bu konuda Peki. Rusya'nın korkusu da bu. Rusya bana göre yani Ocak ayın, yani önümüzdeki aydan itibaren her an o bölgeye eğer Amerika, çünkü bir taraftan bunlar uzaydan da izliyorlar şeyleri. Peki bir sürem çok dar. Siz bekliyor musunuz Rusya'dan bir müdahale Ukrayna'ya kısa zamanda? Ben bekliyorum. Bekliyorsunuz. Her an girebilir yani. Girebilir. Yani Rusya bu konuda değil. Blöf yapmıyor yani. Peki Çetiner, biz bu topa girmeyiz herhalde. Bunu da yemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Türkiye'yi nasıl etkiler kısmı? İnşallah yemeyiz ama işin sonunda şunu görmek lazım. Rusya bu bölgeye girme noktasında kararlı. Asıl belki de işin biraz perde arkasına bakmak gerekecek. Perde arkasında zaten Rusya'nın özellikle Putin'in iktidara geldiği günden bu yana yayılmacı politikasının ya da Rusya'nın çevre ülkeler ya da periferisindeki ülkeler babında büyüme hayalleri hiç bitmedi. Hatta bu konuda şu anda hatırlayalım, Türk koridoru ile ilgili tartışmalar da bunun bir parçası. Rusya'nın buna tepki göstermesi bunun bir parçası. Ve Rusya'nın Ermenistan, Azerbaycan arasındaki çatışmalı sürecin dahil olması da bunun bir parçası. Dolayısıyla Putin şu an Sovyet Rusya döneminin belki de biraz daha kapitalizme uyarlanmış haliyle yeni bir büyüme, yeni bir yayılma politikasıyla hareket ediyor. Ama jeostratejik olarak baktığımız zaman Ukrayna'yı da eğer aşarsa Avrupa'nın içlerine kadar Putin'in ya da Rusya'nın ilerlemesine engel olabilecek hiçbir fiziki koşul yok. Yani Rusya isterse aşağıya kadar ya da doğu batı ekseninde çok rahatlıkla hareket edebilecek durumda. Bir tek nükleer silahlar var. Pardon? Bir tek nükleer silahlar var. Yani onun dışında fiziki şartlar itibariyle Sayın Pekin söyledim. Bunun 2. Dünya Savaşı'ndaki koşulları da zaten ortada. 1. 2. Dünya Savaşı'nın koşulları bugün bizim önümüzde fiziki şartlar ve stratejik planlar açısından baktığınız zaman Bugün Ukrayna meselesi de aslında bunlardan çok bağımsız değil. Ama şimdi Rusya'dan bugün bir açıklama geldi. Arka arkaya çok karışık açıklamalar aslında. Bir yandan Dışişleri Bakanı Lavrov'un işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşeceğini ve o görüşmeyi beklediklerini ifade etti. Ama bir tarafıyla da Rus diplomatlar, ben şimdi yayına gelmeden önce birkaç Rus diplomatla görüşme yaptım. Onlar da mevzu çok farklı bir noktadan görüyorlar. Aslında bu noktadan görmeleri sorun daha da çözümsüzleştiriyor. Onlar Donetsk bölgesinin ve Lakot bölgesinin tamamen Kiev'le bir çatışma alanına döndüğünü ve bunun kendi iç sorunlar olduğunu, dolayısıyla Rusya'dan bu yönde talep geldiği için Rusya'nın sürece dahil olduğunu ifade ediyorlar. Yani bu şu demektir. İçerisi çok karışık. Bu mevzu, içeride bir yaşanan mevzu, bu işte Türkiye'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin girmesinin bir mantığı yok. Bizden talep geldiği için biz bu işe dahil olduk. O bölgede yaşayan isyancı gruplar bizden destek istiyorlar. Aynen o şekilde. Zaten öyleydi başından. Yani işi de öyle görüyorlar ve Luhansk bölgesinde, Donetsk bölgesinde halkı farklı tanımlıyorlar, yönetimi farklı görüyorlar ve bunu yaparken de Minsk Anlaşması'na dayanarak bunu ifade ediyorlar. Şimdi Rusya'nın da böyle bir tezi var. Peki demin hani hep tartıştığımız bir şey var. Sen de demin çok güzel vurgularda bulundun. Amerika bu işin neresinde? İşte dedi ayrıca ben daha önce kendi köşemde de bunu dile getirdim her fırsatta. Hatta bununla ilgili 2-3 tane yazı da kaleme aldım. Dede Ağaç'ta Amerika örgütleniyor. Doğu Akdeniz'de bir örgütlenme içerisinde, yapılanma içerisinde, Ege'de bir yapılanma içerisinde ama Amerika'nın Türkiye'nin dışında farklı bir projeksiyonu var. Bu projeksiyonun başında da şu anda Yunanistan'da çok önemli 5 tane liman var. Bu 5 limandan 3 tanesi Çin şirketleri tarafından satın alınmış durumda ve Çin'i durdurmayı birinci hedef olarak kendisinde bir hedef koymuş durumda. Ama tabii Karadeniz'e Rusya nasıl girecek? Şimdi Karadeniz'e Rusya'nın girebilmesi için boğazlardan geçmesi gerekiyor. Amerika'nın Karadeniz'e girebilmesi için boğazlardan geçmesi gerekiyor ama bunu gerçekleştiremeyeceği için de şartları Dede Ağaç üzerinden şu anda ta Polonya'ya kadar, Romanya'ya kadar, Bulgaristan'a kadar uzanan çok geniş bir kuşak oluşturulmuş vaziyette. Kara üzerinden. Ve yani. Kara üzerinden şu anda bu ülkeler silahlandırılıyor. Bu ülkeler şu anda Rusya'ya karşı bir pozisyon almaya başladılar. Bu Rusya'yı da endişelendiren bir durum. Rusya zaten birkaç gündür peş peşe yaptığı açıklamalarla bu işi nereye gideceğini aslında işaret ediyor. Ve buna karşı koyacağını da işaret ediyor. Yani orada sessiz kalmayacağını da vurguluyor. Ama bir tarafıyla da şöyle düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu olabileceklerini ifade etmişti. Şimdi Rusya'da olaya şöyle bakıyor. Evet Libya'da biz taraftık. Hem Türkiye hem Libya. Suriye'de yine benzer bir durum söz konusu ama Ukrayna'da Türkiye'yi bir taraf olarak görmüyorlar. Ya da kendilerini o durumun karşısında görmüyorlar. Bu işin tarafları var. Onlar zaten bu işin çatışmanın sürecinin içerisinde. Bize gelen talep üzerine sahaya iniyoruz şeklinde bir diplomatik çıkış yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizi belki de zannettiğimiz kadar. Şu anda mesela ben Türkiye'de medyaya bakıyorum. Türkiye hazır hemen görüşmeleri başlatacak. Diplomatik görüşmelere önce olacak. Ama Rusya'nın bu sürece çok da açık alan oluşturmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Rusya Türkiye'yi NATO'nun bir parçası olarak görüyor. Her fırsatta Türkiye'yi stratejik ortak olarak görmediğinin altını özellikle çiziyor. Artı Avrupa Birliği de Merkel'den sonra bu sürece dahil olmuş durumda. Çünkü Merkel daha önce Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir bariyer oluşturabiliyordu. Merkel'in kendi pozisyonundan kaynaklı bir durumdu. Çünkü Merkel Doğu Almanya'da yetişmişti. Putin'le çok rahat iletişim kurabiliyordu. Ama bugün artık Putin'i Avrupa Birliği ile uzlaştıracak ya da ortak bir noktaya getirecek bir diplomatik alan da kalmadı. Dolayısıyla risk büyük. Risk çok büyük. Peki çok kısa süren bitti İsmail Hakkı. İki cümle ben. Lütfen. Birisi şu, Rusya'nın karada mağlup edilmesi, yani kara harekatıyla durdurulması mümkün değil. Denizden olacak güvenlikler. İkincisi de bu harekat Rusya ile Amerika arasında bir işbirliği sonucu olabilir. Biraz evvel Çetin'in dayandığı ve dolayısıyla bu tehdit ortaya konarak bölgeye kuvvet yığılır. Bu aynı zamanda Çin'in bölgeye girmesi önlenmiş olur diye değerlendiriyorum. Böyle bir şey de olur. O da ilginç bir tez. Ama vaktimiz yok. Uzun konuşmamız lazım. Evet. Aslında bir sonraki yayında açık haritalar üzerinde daha geniş bir yayın yapalım. Sen bekliyor musun kısa vadede operasyon? Ben orta vadede bekliyorum. Orta vadeden kastım da Mayıs ayı gibi. Çok uzun vadede. Yani 5 ay 6 ay sonra. Şöyle Mehmet Akif, şu an hava şartları çok sert. Rusya'nın, Ukrayna'nın bulunduğu şartlar oldukça sert. Dolayısıyla hareket kapasitesini kısıtlayan şartlar var. Şu anda çatışmaları destek verecektir Rusya. Özellikle Donetsk'te oradaki isyancılara, gruplara, ama savaş olayı biraz daha diplomasinin sonrasında olacak bir şey. Çetiner Çetin teşekkürler. Abdullah Ağar, İsmail Hakkı Pekin teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Biraz daha uzun uzadıya konuşmamız gereken bir mesele. Devam edeceğiz manşete.